Evet çocuklar, ikinci dersimiz matematik. Şimdi sizlerden matematik kitaplarınızı çıkarmanızı ve dün kaldığımız sayfa 200'ün yanındaki 201'i açmanızı istiyorum. Evet, hemen ekrana geliyor sayfa 201. Evet çocuklar, sayfa 201 bu şekilde. Herkes buldu mu? Eğer bulduysak hemen işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Evet, burada bize yine çıkarma işlemleri verilmiş. Bu kez her şey verilmiş, modelde verilmiş. Biz sadece model üstüne işaretleyip cevabı buluyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle örneğe bakıyoruz. Bakın 5'ten 2 çıksın diyor bize. 5 tane model verilmiş, 2 tanesini çizmişler. Kaç tane kaldı geriye? 3 tane kaldı. Buraya 3'ü yazdı. Gelin şimdi değerlerine bakalım. 9 tane varmış, 3 tanesi çıkıyormuş. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane varmış. Kaç tanesi çıkıyordu? 3 tanesi. O zaman hemen 3 tanesini silelim. 1, 2, 3 tanesi çıktı. Kaç tane kaldı bize geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. O zaman buraya ne yazdım? 6 yazdım. Devam edelim. Kaç tane varmış? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Kaç tanesini çıkarıyorum? 1 tanesini. O zaman 1 tanesini sildim. Kaç tane kaldı bana geriye? 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 tane kaldı. O zaman buraya 5'i yazıyorum. Devam edelim. 7'den 7'yi çıkarıyormuşum. Burada 7 tane varmış. 7 taneyi çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini çıkardım. Kaç tane kaldı bana? 0 kaldı değil mi? O zaman buraya 0'ı yazıyorum. Evet, bu işlemler her zaman bildiğimiz, her zaman yaptığımız işlemler. O yüzden sizler hemen iniyorsunuz sayfanın en altına ve sayfa 201 ödev olarak işaretliyorsunuz. Eğer işaretlediysek bakıyoruz sayfa 202'ye. Evet çocuklar, sayfa 202'de bu kız bize işlemler verildi ama model, yani topçuklar çizilmedi. Biz hem topçuklarını çiziyoruz hem de işlemin cevabını buluyoruz. Bakalım 8'den 1 çıksın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane varmış. Bir tanesini kırmızıya boyadı. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı. O zaman buraya ne yazıyorum? 7. Devam edelim. 7 tane varmış. Bir tanesi çıkacak. Gelin biz çizelim. 1, 2, 3. Başka bir tane çizelim. Hemen bir saniyecik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane varmış. Kaç tanesi çıkıyor? Bir tanesi çıkıyor. O zaman bir taneyi de kırmızıya bıraktım. Bana kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. O zaman buraya 6'yı yazıyorum. Nasıl yaptığımızı anladık mı? Gelin bir tane daha birlikte yapalım. Devamını kendiniz yapasınız. Evet. 9 tane varmış. 5 tanesi çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane varmış. Kaç tanesi çıkıyor? 5 tanesi. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi çıktı. Kaç tane kaldı bana? 1, 2, 3, 4 tane kaldı. O zaman buraya ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Çok basit bu işlemler. Sizler kendiniz yapabilirsiniz. O yüzden hemen iniyorum aşağıya ve sayfa 202'yi ödev olarak işaretliyorum. Tabii ki ailelerinizden yardım alabilirsiniz bu arada. Ama kendiniz yapmaya çalışın. Anlamadığınız yerde ailenize sorun ama videoları izleyerek ödevleri kendiniz yapabilirsiniz. Evet. Ve bakalım bugün yapacağımız matematikten son sayfaya. Diyor ki bize çıkarma yapalım. Eğlenelim. 5'ten küçük sayıları sarıya, 5'ten büyük sayıları ise kırmızıya boyayalım diyor bize. Burada yapmamız gereken ilk iş hepsinin cevaplarını bulup altına yazmak. Evet. Gelin birlikte yapalım birkaç tanesini. 9'dan 7 çıksın. Kaç eder? Ellerimizi kullanabiliriz değil mi? 9 tane var. 7 tanesi çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi çıktı. Kaç tane kaldı bana? 2 tane kaldı. O zaman altına 2'yi yazıyorum. Burada 7 tane var. 3 tanesi çıkıyor. Ellerimi 7 tane açtım. Açtım ve 3 tanesini çıkarıyorum. 1, 2, 3 tanesini çıkarttım. Kaç kaldı bana? 4 kaldı. Bu şekilde hepsinin cevaplarını yapıyorsunuz ve hemen tekrardan yukarıya çıkıp bakalım. 5'ten küçük olan sayıları sarıya, 5'ten büyük olan sayıları kırmızıya boyuyormuşuz. 2, 5'ten büyük müdür, küçük müdür? Bakın 2 ve 5 hangisi daha büyük? 5 daha büyük değil mi? Demek ki 2, 5'ten küçük olduğu için hemen burayı
sarıya boyuyorum. Evet, bu yıldızımı sarıya boyuyorum. Peki, 4 5'ten büyük müdür, küçük müdür? Evet, küçüktür. O zaman bunu da sarıya boyuyorum. Tabii ki siz de beyazı boyayabilirsiniz bunu. Evet, yine sizler de aşağıdaki işlemleri cevaplarını bulup büyük mü küçük mü olarak düşünerek kırmızıya veya sarıya boyuyorsunuz. Ve tabii ki ödeviniz yaptıktan sonra bana göndermeyi unutmuyorsunuz. Sayfa 203 ödeviniz. Evet çocuklar, bugün matematikte yapacağımız sayfalar bu kadar. Şimdi birazdan sizlere imla ödevinizi göndereceğim. Ve hatırlatmak istiyorum, hayat bilgisinden yine havanın durumunu ve bugün neler yaptığınızı çarşamba gününün olduğu yere yazmayı unutmuyorsunuz. Birazdan imla dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.